Oradan eli boş dönmeyin. Korkma gelin. Ben hiç sana kıyar mıyım? Bu senin için değil. O şeytanın hediyesi. Fira! Nerede lan Fira? Nerede? Az kaldı az. Birazdan ilaç etkisini gösterir. Bizde kurban böyle kesilir. Her şey usulüne uygun olacak. Fira. İyi misin? Emir. Elinde yine vardı ilaçla. Biliyorum. Bir şey yaptı mı sana? Hayır yapmadı. İçeride bir kadınla çocuk var. Çocuğu öldürmekle tehdit etti. Numaranı verdim. Yapmışsın. Emir iyi misin? Emir. Emir! Emir! Abi, şuraya yatağını sereyim de yat acık. Ha? 3 gece oldu. Kızımın yatağı boş. Nerelere uzanayım ben? Ha? 3 koca gece. Nerede yatıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Hiç haberim yok. Ağlama artık Feriha. Ağlama. İşte onu kıskıvrak yakaladık. Artık sana hiçbir şey yapamaz. Bak. Şuna bak Feriha. Hiç cevap verebiliyor mu? Dut yemiş bülbüle döndü. Şimdi. Sen sadece izle Feriha. Hiç korkmadan yapacaklarımı izle. Ona neler yapacağım. Bize neler yaptı o şeytan.
Şimdi aynısını ona yapacağım. Ve sen Feriha'm, hepsini izleyeceksin. Aslında onu misafirlerimizin yanına koymam gerekirdi. Ama yok. Burada, gözümüzün önünde olması daha iyi. Köpeğin yeri sahibinin ayaklarının dibidir. Gözlerini de açık bıraktım ki Feriha, bizi beraber uyurken görebilsin. Bizi yan yanayken görebilsin Feriha. Şuna bak Feriha. Şu mahluğun acizliğine bak. Bak, ayağımızın dibindeki köpek uyanmış da hiç hoşlanmamış. Bak, görüyor musun Feriha? Yenilme sarılmana öyle tahammülü yok. Bak. Yine beraberiz. Bizi koparmaya gücün yetmedi. Bak. Ellerimizi ayırmaya gücün yetmedi, bak. Ağlama Feriha. Ondan kurtulmaya çalışıyorsun. Bizi ayırmasından korkuyorsun, biliyorum. Ona daha yapacakların bitmedi. Çok eğleneceksin Feriha'm, çok. Şimdi dinlen biraz. Sana kahvaltını getireceğim. Sen de çırpınıp durma. Gelinim rahatsız oluyor. Merak etme. Senin de mamanı getireceğim. Halil'in köydeki akrabalarına, asker arkadaşlarına kadar bakmışlar. Bir haber yok. Abi, abi ama gel otur. Azıcık otur abim, gel. Oturmaktan başka bir şey yaptığım yok ki zaten Hatice. Kızım ortalarda yok. Ben zaten hep oturuyorum. Mehmet nereye? Hmm.
Kahvaltını getirdim Feriha'm. Dün gece yüzüm kirli yatmışım. Hiç söylemiyorsun Feriha. Senin de maman cebimde. Merak etme. Bak. Nasıl da çırpınıyor Feriha'm. Geçen bayram kestiğim koyun gibi. Beyhude bir çırpınma. Bak. Şimdi nasıl ellerimle besleyeceğim Feriha'mı. Rahat mısın Feriha'm? Senin yüzünden oldu. Gelinimin iştahını kaçırdın. Korkma Feriha'm. Ali bırak. Sana hiçbir şey yapamaz. Ali sana bırak. Sana hiçbir şey yapamaz. Eli kolu bağlı, sana hiçbir şey yapamaz. Çekil. Sana yeniden kahvaltı hazırlarım ben. Yok. Tamam, sakin ol. Şimdi de şu köpeğin mamasını verelim. Ali yapma. Ali yapma. Bence fazla hareket etme. O kadar çok hareket edersen iğne içinde kırılıverir. İğne içinde kırılırsa etinde hareket eder. Annem öyle söylerdi. Sonra yanlış bir yere gelir. Saniyeler içinde ölürsün. Bunu ikimiz de istemeyiz. Daha seninle çok işimiz var. Ali yapma Ali. Sefer uyumayacaksın. Yedi ayda hastanede çok şey yapmadım. Bir iğne nereye yapılır? Ne kadar yapılır hepsini öğrendim. Şimdi içinde bir yangın başlayacak. Bir alev. Boğazından ayaklarına doğru gitmeye başlayacak. Ben diyeyim iki... Sen de 5 dakikada üşümeye başlayacaksın. Sonra her yerin uyuşacak. Kasların eriyormuş gibi olacak. Her şeyi duyacaksın. Ama hiçbir şey yapamayacaksın. Halil? Ne var o iğnenin içinde? Yufka yürekli Feriha. Bize onca acı çektiren şeytana bile kıyamıyorsun. Ne vardı Ali? Söyle. Bir büyü var Feriha. Bir büyü. Hastanede. Seni sayıkladığım günlerde. Seni unutturmaya çalıştıklarında da... bu büyüden yapıyorlardı bana Feriha. Yapma! Ali yapma! Ama hep bu şeytan yüzünden. Hep bu şeytan yüzünden! Beni o deliye tıkadılar. Ne hilelere başvurdu. Neler yaptıysa beni o deliye tıkadı.
delikte her şeyi unuttum ben. Her şeyi unuttum. Her şeyi. Seni hiç unutmadım. Merhaba Mehmet. Merhaba hocam. Bir haber var mı? Ne oldu? Bir haber yok. Hiçbir haber yok. Sizi öyle arabada uyurken görünce bir dürteyim dedim. Arabada kalmışsınız gece. Ben dün gece çok geç geldim de annemleri rahatsız etmek istemedim. Hocam bir zilimizi çalsaydın ya. Ben alışığım böyle yataksız uykulara. Bari şimdi gelin bir çayımızı için. Hem misafirimiz var diye belki babamın boğazından bir lokma bir şey geçer. Rahatsız etmeyeyim ben şimdi. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelin. Ya? Bir şey mi diyeceksin? Yardım mı isteyeceksin? İmdat mı dileneceksin? Yalvar o zaman. Ama Feriham'ın duyacağı yükseklikte yalvar. Dokunmayacaksın lan ona! Dokunmayacaksın ona! Duydun mu beni? Öldürürüm seni! Öldürürüm lan! Duydun mu? Hiç! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm seni! Öldürürüm lan! Duydun mu? Feriha, çıkacağız buradan, korkma. Feriha! Korkma, buradayım. İyi misin? İyi. Çıkaracağım seni buradan ne olursa olsun. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Duyuyor musun beni? Öldüreceğim seni. Duyuyor musun lan beni? Ha? Bak Feriha. Bana ne yaptı? Halil'ine ne yaptı Feriha? Köpek! Dokunma ona! Feriha. Bu herif senin yanında mı yatıyordu? Ha? Biri sana bir şey yapacak. Bıçağı var. Silah var, her şey var. Dokundu mu sana Feriha, söyle. Bir şey yaptı mı? Bir şey yapmadı. Çıkacağız buradan. Sana yemin ediyorum buradan çıkacağız Feriha. Oyunun içinde ne vardı bilmiyoruz. Her şey olabilir. Seni buradan çıkaracağım, güven bana. Beraber çıkacağız buradan. Emir. Emir. Çıkacağız buradan. Allah kahretsin, buraya gelip geri döndüm. Geldin mi? Buraya mı geldin? Polisler. Onları takip ettim. Nasıl bulamadı onlar seni Feriha? Ben nasıl anlamadım senin burada olduğunu? Ali. Bakalım. O kalın kafan ne kadar sağlam. Halil! Ama bu mahluk, bu şeytan beni küçük düşürmeye çalıştı. Bunun karşılığını alacak Feriha. Ne o? Havan söndü mü?
Yo, Çetin cevizi çıktı. Ama ben ceviz kırmaya bayılırım. Halil, Halil bırak. Kapat gözünü Feriha. Çok kısa sürecek. Halil dur. Sen onu süründürmek istemiyor musun? O zaman elindekini bırakman lazım. Neden Feriha? Çünkü onu öldürürsen nasıl cezalandıracaksın? Hem ölürse bizim mutluluğumuzu göremez ki. Ağzından bal damlıyor Feriha. Doğru. Birden gözüme perde indi. Doğru söylüyorsun. Ama bir orta yolunu bulalım. Hadi yapma! İşte. İşte şimdi asiliğinin karşılığını aldı Feriha. İşte bunu sevmiyorum. Buluşmamızın ortasında. Misafirin kocasıdır. Onlar da biraz hasret edersin. Emir, iyi misin? Kanıyor mu? İyiyim. Telefon. Telefon burada. İçeride bir yerde. Sesini kısmıştım. Şimdi hatırladım. İyiyiz Cemil, iyiyiz işte. Ne zaman dönüyorsun sen? Yok. Yok, hiç üzmüyor beni. Ha, okulda. Biraz üşüttün mü ne? Merak etme, ben nane limon içiyorum. Hadi, hadi Allah kolaylık versin. Nerede kalmıştık? Yanıyorsun. Çok sıcak. İyice yanıyor musun? Cehennem gibi değil mi? Ama bana teşekkür etmen gerekir. Öbür dünyada yaşayacağını sana şimdiden yaşatıyorum. Halil bırak, bırak, benim tuvalete gitmem lazım. Yardım et lütfen. Hemen Feriha. Hemen. Günaydın. Arabası yok. Ya Feriha'yı buldular mı acaba? Eğer bulup da hastaneye götürdülerse Emir oraya gitmiştir. Cansu, ben bu evde artık Feriha'nın adını duymak istemiyorum. Çok ciddiyim. Ama onu bulmak zorundalar. Yoksa Emir beni asla affetmez. Cansu nereye? Aşağı gidiyorum. Soracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun Cansu. Ya kendimi göstermek zorundayım, anlamıyor musun? Emir beni onların yanında görmezse inanmaz. Abi, bak Hoca Bey'in hatırına bir lokmacık hiç olmasa kuru bir ekmek geçsin boğazından. Günlerdir kızımın boğazından bir lokma ekmek gitmedi. Aç mıdır, tok mudur bilemiyorum. Ben nasıl yerim? Ben bakarım. Cansu. Merhaba.
Şey, ben merak ettim de Feriha'dan bir haber var mı? Vallahi haberler sende diye duyduk. Öyle polisler apar topar götürünce herhalde bir bildikleri vardır diye yani. Ben bildiğim her şeyi ifademde anlattım Seher. Cansu. Senem Hanım, buyurmaz mısınız? Ay siz Levent Hoca'yı herhalde polis zannettiniz. Feriha'nın okuldan hocası. Biz sadece Feriha'yı merak ettik. İnşallah kısa zamanda bulunur. Hadi Cansu. Senem Hanım size nasıl dikkatli baktı öyle? Kesin ilk başta polis zannetti. Bana müsaade artık. Çay için sağ olun. Afiyet olsun hocam. Rahatsız olun Enza Bey lütfen. Ya hocam, senin cep telefon yok bende. Hani akşam bir şey duyarsak haber verelim diyorum. Tamam. Akşam uğradığımda hallederiz, olur mu? Tamam. Hadi hoşça kalın. Vallahi ne kadar iyi bir insan, ne kadar insan canlısı vallahi. Vallahi nasıl insan canlısı? Böyle masal anlatır gibi anlattı Feriha'yı. Bir benim şöyle hocam olmadı vallahi. Ya yani iyilik bakımından diyorum Mehmet. İyi insan. Levent Hoca da sevgilisinin yokluğunda aileye girmiş bakıyorum. Keşke Emir de bizim gördüğümüz manzarayı görseydi. Ünal merhaba. Selam. Emir'e gelmiştim de size de uğramak istedim. Nasılsın Cansu? Merhaba. Ya Emir'le konuştunuz mu? Ya bir şey dedi mi size? Hala kızgın mı bana? Evde değil. Ya da kimseyi görmek istememe modunda. Ya da bana özel bir durum. Ya arabası da yok zaten. Tabii ya. Okula gitti o. Evet evet kesin okulda. Benim hemen çıkmam lazım. Okulda onları rahat rahat konuşurum. Emir'in çok okul havasında olacağını sanmıyorum ama. Belki de dedektifçilik oynuyordur. Takılıyorum sadece. Bırak oğlun depresyonunu yaşasın. Küçük kapıcı kızı fidye için kaçırılmadı. Yani burada kahramanlık yapabileceği bir durum yok. O evi almakla kahramanlık kotasını çoktan doldurdu zaten. Her neyse. Bu sabah çok misafirperver değilsin galiba. Ya çok affedersin. Şu son günlerin stresi benim migrenimi tetikledi. Lütfen rahat ol. Sen dinlenmene bak. Sonra görüşürüz. Ünal. Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Nasılsın Cansucuğum? İyiyim Tülin abla. Gayet iyiyim, sağ ol. Ne o? Vicdansız bir caniyim diye konuşmuyor musun artık benimle? Bu vicdan azabı çeken halim mi? Ben hiçbir şey çekmiyorum Lara.
Hiçbir şey kasıtlı olarak yapmadım ben ya. Sadece korktum. Ayrıca gecenin o saatinde Feriha'yı bile tanımadım ben. Prova mı yapıyorsun Cansu? Ne provası ya? Emir'e söyleyeceklerini benim üzerimde deniyorsa... bence onun karşısında biraz daha inandırıcı olmalısın. Ben yemiyorsam o hiç yemez. Hoşça kalın. Güle güle Cansucuğum. Biraz acımasız olmadı mı sence? Kız kaçırılırken kılını bile kıpırdatmamış. Sence kim acımasız anne? Onun normal bir psikolojide olmadığını biliyorsun. Bir dahaki sefere bu kadar sert davranma. Cansu senin arkadaşın yıllardır ne de olsa. Şimdi iyice dinlen Feriha. Rahatına bak. Halil Hanım, hani bana su getirecektin? Hemen Feriha, hemen. Hemen. Emir, iyi misin? Emir, duyuyor musun beni? Telefonun koltuğun altında. Açık hala. Sinyalden bulurlar bizi. Al bakalım Feriha. Feriha mı? İyi misin? Hasta mısın sen? Sen merak etme. Ben seni iyi ederim. Halil seni iyi edecek Feriha. Ben bir mutfağa bakayım. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. İyi misin? İyiyim. Ya kardeşim, üç gündür o manyağın elinde diyorum size. Bekle bekle, nereye kadar? Ya bağırma devletin memuruna. He, anladım. Siz her şeyi yapıyorsunuz zaten, tamam. Ya bekle bekle, nereye kadar ya? Bir polisle kavga etmediğin kalmıştı Mehmet. Uykusuzluk başına vurdu herhalde senin. Seher bir sus. Bana bak. Tamam kız kaçırıldı iyi de... sen böyle tepemize çıkmayacaksın değil mi? Ya zaten bizim yüzümüzden oldu. Kırıp oturmadık diye. Aa, laflara bak ya. Bizim yüzümüzden ha? O manyağı da ben musallat ettim değil mi bize? Seher bir sus kızım. Ya Hatice Allah. Sus sus, nereye kadar? Ya ben günlerdir ne yediğim yemekten bir şey anladım, ne uyuduğum uykudan. Ne biçim konuşuyorsun sen? Vallahi adam gibi konuşuyorum Mehmet. Siz ne yapıyorsunuz? Bütün gün ağıt yakmaktan, ağlamaktan başka ha? Bak elinden bir kaza çıkacak ha. Allah Allah ya. Doğruları söyleyince kaza kurbanı oluyoruz öyle mi? Ya siz hiçbiriniz düşünmüyor musunuz? Bu kız gecenin bir saati ne yapıyordu kapının önünde diye ha? Yanında da on numaradaki çocuk. E peki bu ne yapıyordu? Seher, sen iyice çığırından çıktın. Sus kızım. Ya Hatice hala, sen gelip de bas bas bağırmadın mı? Feriha nerede, Feriha nerede diye. Gülsüm niye bilmiyor? Ya senin kızın günlerdir sus pus oturuyor, hiçbir şey söylemiyor. Farkında değil misin? Gülsüm, kalk kızım içeri gidelim. Yoksa ben kendime hakim olamayacağım. Sabırlamaya başladım. Tabii kaçır kızım, kaçır. Çarpacağım bir tane. Abi. Gülsüm, yavrum. Dayının çıktığını görmedin mi? Niye ses etmiyorsun kızım? Sana söylüyorum yavrum, niye konuşmuyorsun? Baba. Baba nereye? Bunlar sana iyi gelecek Feriha. Kabuğunu soymuyorum çünkü vitamini kabuğunda. İstemiyorum Ali. Ama hastasın Feriha. Ali, istemiyorum dedim. Ama yemen lazım.
Halil istemiyorum dedim. Neden böyle yapıyorsun Feriha, neden? İyileşmen lazım. Biliyorum ama neden böyle yaptığını. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kötü mahluk kötü örnek oluyor sana. Halil yapma. Halil yapma. Bakalım. Onun da vitamini kabuğunda mıymış? Yapma ne olur, ne olur yapma. Halil yapma ne olur, elma yemek istiyorum. Afiyet olsun Feriha. Ah, Hande. Ya Emir'i gördün mü? Hayır. Ne oldu? Feriha'dan bir haber mi var yoksa? Sen de hiç konuşmadın yani. Konuşmadım. Ya Koray nerede acaba? Onlar kesin beraberlerdir. Hande Koray'ı arasana ya. Ama benim yanında olduğumu söyleme. Emir bana çok kızgın. Şimdi niye diye de sorma, anlatamayacağım. Cansu. Zaten hiçbir şey sormuyorum. Tamam o zaman Koray'ı ara hadi. Açmıyor. Kesin beraberler onlar. En azından Emir yalnız değil. Aa. Dün Feriha'ların evindeydi biliyor musun? Ya beraber kahvaltı ettiler. Hocam. Hande. Seninle hiç laf yarıştıracak bir durumda değilim. Ben de. Feriha'dan haberiniz var mı? Yok. Bakın, onu gerçekten merak ediyorum. Emir için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Emir için zor olan her şey benim için de zordur. Size telefonumu versem, yani olanlardan bana haber verirseniz çok sevinirim. İyi de Emir'le ya da Koray'la niye haberleşmiyorsun? Lütfen. Size numaramı vereyim. Beni arayın. Şimdi itiraf zamanı. Bu mu seni seviyor? Benim yerime tercih ettiğin şu garibana bak. Ama şimdi göreceksin Feriha. Kimsenin sevgine layıkmış göreceksin. Ali ne yapıyorsun? Halil saçmalama Halil. Halil yapma.
Sen boğaz dizi bir pislisin. Hadi. Beni bırak. Hadi aşkını ispat et. Hadi. Beni bırak. Feriha'yı sana bırakıyorum de. Hadi. Feriha senindir diyeceksin. Duyuyor musun? Dur. Halil yapma. Yapma, ne olur yapma. Bak. Kendi ağzıyla verecek seni bana. Halil yapma, bırak. Şeytan dinle öyle kilitlemiş ki sesini bile çıkaramıyor. Hala beni yenmeye çalışıyorsun. Ama yok. Ölmene izin vermeyeceğim. Duyuyor musun? Ölmene izin vermeyeceğim. Feriha'yı kendi ağzında bana vermedikçe ölmene izin vermeyeceğim. Ne Bahar, merhaba. Evde misin? Sana gelmek istiyordum da bir kahve içeriz. Tamam, bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Misafirim var sanırım. Yabancı değil. Sanem uğrayacak. Ha. Papyonumu takıp takayık üstünde durmam gerekiyor mu? Yılbaşı gecesi hikayen için. Kabalık yapmaya yeterli. Ah, merhaba. Aslında kahve bahane. Biraz sohbet etmek istedim. Ama önce merak ediyorum. Feriha'ya ne oldu? Ben nereden bilebilirim ki? Aa. Öyleyse Levent size uğramadan çıktı. Anlayamadım. Cansu Feriha yüzünden kendini kötü hissediyordu. Vicdan azabı çekiyordu. Sabah dayanamadı. Aşağı indik. Levent oradaydı. Kahvaltıda. Kapıcıların evinde. Öyle mi? Şaşırdım doğrusu. Ailesinin de Levent'e yakın olduğunu bilmiyordum. Bunda şaşıracak ne var ki? Harika bir damat adayını ellerinden kaçırdılar. İkincisi geldi. Ya öyle bakma bana. Biliyorum kızları kaçırıldı. Böyle bir zamanda bunlardan bahsetmek hoş değil ama... inan bana Nebahar, onları ben eskiden beri çok iyi tanıyorum. Ortada çok acı ve hazin bir durum varken böyle şeylerden konuşmak hiç uygun değil. Bence biz kendimizden konuşalım. Cansu nasıl, iyi mi? Narin gelinim. Bırak. İyice hastalandın sen. Bırak. Çekil. Tamam. Senin şifan bende. Bırak. Bırak. Tamam. Sen şimdi yum gözlerini, iyice dinle. Emir. Duyuyor musun beni? Emir, bir şey söyle. Aşkım, ne olur bir şey söyle. Emir. Aşkım. Ağlama daha fazla. Yalvarırım. Ağlama. Emir. Yaran açıktı değil mi? Gömlek yapışmasın. Geçti. Bir şeyim yok. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
Bir haber var mı? Henüz bir şey yok. Üzüldüm. Efendim? Hocam, karakoldan döndük de bir şey yok. Haber vereyim dedim. Tamam Mehmet, daha sonra uğrarım ben. Ararım gelince. Sen telefon mu aldın? Niye şaşırıyorum ki? Harika bir zamanlama. Güle güle kullan. Telefon numaranı benimle de paylaşırsan sevinirim. Sana otelden ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Benim ufak bir işim var. Onu halledip geleceğim, o zaman konuşuruz, tamam? Ben de eve gideyim artık Nebahar. Görüşürüz. Aralarında bir şey var. Bu bizi ilgilendirmez sanırım. Oğlun tatlı zarif arkadaşının kalbini kırmış. İnsanları gözlemlemeyi her zaman sevmişsindir ama bunları yüksek sesle dile getirmen hoş değil. Dile getirdiklerim, gördüklerimin çok küçük bir kısmı Nebahar Hanım. Çok küçük. Bir film izlemek istiyorum, bana katılır mısın? Elbette katılırım ama arkadaşın anahtarını unutmuş. Doğru ama gelir alır. Aa, bu Nebahar Seymen'in meşhur adab muaşeretine uygun düşer mi? Ben götürürüm. Dalgınsınız. Sizi de mi unutmuşum? Teşekkür ederim. Zahmet oldu sana. Bir türlü açmayı beceremedim. Sen nasılsın peki? Alışabildin mi buraya? İşte. Alışmaya başlıyorum. İyi. Görüşürüz. Saat kaç oldu acaba? Niye kimse gelmedi? Gelecekler. Gelecekler, çıkacağız buradan Feriha. Koray arıyor. Koray? Alo, Ünal abi merhaba. Ya Emir'e geldim, evde yok. Telefonuna da cevap vermiyor. Sende mi? Ha, sen de bilmiyor musun nerede olduğunu? Bu ilk defa olan bir şey değil, biliyorsun Koray. Tamam da bu sefer özel bir durum var sanki. Koray, Aysun Fransa'da ama bakıyorum onun yokluğunu hiç aratmıyorsun. Ünal abi. Feriha kayıp. Emre de ulaşamıyorum. Sence nerede olabilir bu adam? Adam kafasını dinlemek istiyor Koray. En son gördüğümde... Kimseyle konuşmak istemediğini söyledi bana. Feriha ortaya çıkana kadar istersen rahat bırakalım onu ha. Ne dersin?
Rahat bırakın da nerede bu adam ya? Koray'ın da haberi yok yani. Söyledi ya Cansucu. Ama bu çok saçma. Koray'ın nasıl haberi olmaz ya? Evde yok, telefonlarını açmıyor. Ya bir şey olmuş olmasın. Cansu. Sanırım Koray'a söylediklerimi tekrar etmem gerekiyor. Adam zor günler geçiriyor ve kafasını dinlemek istiyor. Bırakalım istersen, biraz rahat kalsın, ha? Afiyet olsun. Ya bizi bulamazlarsa? Ya telefonu fark ettiyse? Ya kırıp başka bir yere attıysa? Sinyalden bulurlar. E o zaman neredeler? Seni çoktan aramaya çıkmaları gerekirdi. Ama daha dayanamayacağım. Gözümün önünde sana yaptıklarına katlanamayacağım. Kimse gelmese de buradan çıkacağız. Söz veriyorum. Emir. İşte çorbanı getirdim Feriha. Mis gibi hasta çorbası. Taze ekmek yoktu, kızarmış ekmek getirdim. Senin de yemeğini getirdim. Merak etme. Feriha, sen kapat gözlerini. Bu sefer nereden yiyeceksin acaba? İdareli kullanmak zorundayım. Bu sefer karnın doymayacak. Büyük dozu sona saklıyorum. Nereden yapsak acaba bu sefer? Kolundan mı? Yo, o rahat olur. E boynundan yaptık. Ensenden yaptık. Dudağından ne yapsak acaba? Feriha'm, sen söyle. Nereden yapalım? Hadi geldim. Bu da şimdi sana şifa olsun. Çok eğlenceli bir konuksun Ünal Sarrafoğlu. Sen de hiç fena bir ev sahibi değilsin. Aslında bu misafirliği biraz daha uzatabilirdim. Başka zaman. Ne zaman istersen. Ay korkuttun beni Cansu. Ha, Emir adamın umurunda değil ya. Cansu, Emir onun oğlu. Oğlu ortada yok diyoruz ama. O da sana oğlunu rahat bırakmanı söylüyor. Diğer herkesin söylediği gibi. Hande, Emir yok. Hala evde değil. Ya babası da Koray da nerede olduğunu bilmiyor. Ne yapabiliriz Cansu? Ne demek ne yapabiliriz ya? Emir ortada yok diyorum sana. Bak Cansu açık konuşacağım. Emir beni görmek istemiyor. Belli ki seni de görmek istemiyor. Ve ikimiz de sebeplerimizi birbirimize konuşmak istemiyoruz. Bence artık şansımızı denemeyelim. En azından Feriha ortaya çıkana kadar.
Koray işte ikimizden de saklıyor nerede olduğunu. Çok zor bir şey değil mi? Sevdiğin birini bir daha göremeyeceğini düşünmek. Ben onu tekrar göreceğimden eminim. Şanslısın. Ben emin değildim. Küçükken zaten pek bir şeyden emin olamıyorsun. 6 yaşındayken mesela. Dün hayranlıkla tıraş olmasını izlediğin, büyüyünce o olmak istediğin abin ortadan yok olduğunda kayboldu sanıyorsun. Bir daha gelmeyecek. Bir daha göremeyeceksin. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Hatta şu an bunun çok anlamsız olduğunu da biliyorum. Ama ben seni terk etmedim Bülent. Ben sadece o içinde yaşamaya çalıştığım kafesi terk ettim. Kafes? Hatırlıyor musun? Kafesten çıktığın gün ne zamandı? Doğum günümdü. Doğum günümdü. Bülent. Neden burada olduğunu sakın unutma. Benim için değil. Benimle konuşmak için hiç değil. Sadece kayıp sevgilinden gelecek habere daha yakın olmak için buradasın. Umarım bir an önce bulunur. Çok özledim seni Feriha'm. Nil, bırak. Feriha. Yani bırak dedim. Dokunma bana. Çok özledim seni Feriha. Lan! Ne oluyor lan? Dokunma ona! İn o yataktan, dokunma ona! Şeytan. İlacın az geldi. Gücün kuvvetin arttı. Sana dokunmayacakmışım.
Ben gelinime dokunmayacakmışım. Halil yapma. Halil yapma, bırak. Bırak. Bak. Bak, sarılıyorum, işte o benim. Sadece benim. Halil bırak. İşte. Bırak. Sarılıyorum. Okşuyorum. Sarılıyorum da. Sadece ona sarılıyor. O da bana, sadece bana sarılıyor. Bak, bak işte. Bırak. Sadece benim. Çekil git. Çekil. Bırak. Halil yapma. Halil yapma. Emir. Şimdi söyle Feriha. Kiminsin? Yapma, seninim, yapma. Bir daha söyle. Seninim diyorum Ali. Duydun mu beni? Seviyorsun değil mi Feriha? Seviyorum Ali. Sadece beni seviyorsun değil mi? Sadece seni seviyorum Ali. Sadece benimsin. Alo. Baba kim? Feriha. Dalmışım da biraz. O yüzden. Biraz da üşütmüşüm. Konuşmakta zorlanıyorum biraz da. Evet. İyiyiz, iyiyiz. Feriha. Feriha uyuyor. Telefonu bozuluvermişti. Ondandır. Biz de baktırmadık zaten. Biz uyandırmayalım şimdi. İyiyiz. Görüşürüz. Hadi. Feriha. Ben kaç gündür buradayım? 4. Babam nasıldır acaba?
Annem gelmiş midir? Çıkaracağım Feriha seni buradan. Ailenin yanına götüreceğim. Feriha. Duyuyor musun beni? Çıkacağız buradan. O seni öldürmek istiyor. Beni alacaksın, öldürecek. Geçecek hepsi. Bu gece. Öncekiler. Hiçbir aklına bile gelmeyecek. Sana yemin ederim hepsini unutturacağım sana. Seneye bugünü hatırlamıyor olacaksın. Geçen seneyi hatırla. Sana arabayla çarptığım günü hatırla. Benim için her şeyin başladığı gündü. Bebek yağını söylediğim gündü. Yalanlar yok artık. Geçen sene bugün yine hayatımızın ilk günüydü. Ondan neler yapacak? Unut bugünü. Burayı unut. Hadi kapat gözlerini. Kapat. Hatırla. Adayı hatırla. İskeleyi hatırla. Rüzgar. Denizin kokusu. Ne kadar çok yıldız vardı. Oradayız Feriha. Yıldızlar da orada. Hatırla sana. Öylesine buldum ki seni. Öylesine kendimden fazla. Yalnız sensin gölgesiz. Ayrılma hocasına yanımda. Öylesine istedim ki seni. Senden önce. Seni öylesine yaşadım ki inan. Artık nereye baktığım belli değil. Ne yaptığım belli değil. Seni öylesine yaşadım ki. İnan. Seni o kadar çok sevdim ki. Annem derdi. Daha onun karnındayken başlamışız itişip kakışmaya. Hani derler ya. İkizler başka olur. Birbirlerinin acılarını hissederler. Birbirlerinin yarısı olurlar. Belki gerçek. Belki hikaye. Bilmiyorum. Ama biz hiç kardeş olamadık ki. Bazen olur öyle. Kardeş olamazsın. Abi olamazsın. Evlat olamazsın. Ama biliyor musun?
Nefes aldığın sürece hiçbir şey için geç kalmış da olmaz. Canım sakın. Ya. Sakın aklını bile getirme. Feriha bize geri gelecek. Bunu biliyorsun. Ona hiçbir şey olmadı. Olmayacaktı. Şimdi git. Evine gir. Ailene sarıl. Onlar için. Feriha için. Güçlü ol. Ayakta kal. Şunları iyi ki bırakmış. Vallahi yoksa sıkıntıdan patlayacakmış. Yine sabah sabah edeceğiz belli. Mehmet ne oldu? Feriha'ya hiçbir şey olmayacak baba. Göreceksin. Hiçbir şey olmayacak. Birlikte uyuduğumuz geceyi hatırlıyor musun? Evde kimse yoktu. Sana gelmiştim. Çok mutlu olduğumu söylemiş miydin? Şimdi... Bugün o gün oradayız. Çok mutluyum Emir. Çok mutluyum. Ben de. Kardeşim merak ediyorum. Gelinim. Bırak. Bu ne hal? Bırak. Bırak lan. Bırak lan. Bu ne alçaklık? Halil yapma. Benim evimde. Benim yatak odamda. Bu ne ahlaksızlık ha? Öldüreceğim ben seni. Bu ne ahlaksızlık? Öldüreceğim oğlum. Bu ne ahlaksızlık? Ha? Halil yapma ne olur. Bu ne ahlaksızlık ha? Öldüreceğim lan seni. Anne. Thank you.
yapma. Dokunma ona. Ali yapma Murat. Kabahat bende. Bu kadar uzun sürmemeliydi. Ama hakkını vermek istedim. Ama gelinim kendi kendine kurtulsun istedim o şeytandan. Aptallıkmış sabretmek. Aptal Halil. Aptal Halil. Ama artık aptallık bitti. Halil yapma. Bugün kurtulacağız o şeytandan. Bırak onu. Bırak lan onu! Bugün kurtulacağız. Halil yapma ne olur. O şeytan kutsal görevini yerine getirecek. Ama o şeytan ait olduğu yere gidecek. Cehennemin dibine. Ama önce o şeytana uymana engel olmalıyız. Ben yapma. Yapma. Korkma Feriha'm. Çok az yapacağım. Nazik olacağım. Hiçbir yerin acımayacak. Sadece biraz uyuyacaksın. Ah! 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 Feriha. Ah! Feriha iyi misin? Ah! Feriha. Ben evde yokken gözüm arkada kalmasın Feriha. İyi misin? Cansu? Cansu? Cansu kızım. Emir. Neyin var? Ne yapıyorsun burada böyle? Ne yapıyorum burada? Ne yapıyorum biliyor musun Rıza amca? Bilmiyorsun tabii. Ne onu ne beni. En çok seni uyuttular. Ne diyorsun kızım sen? Ne komik değil mi ya? Her şey burnunun dibinde ama sen hala hiçbir şey görmüyorsun. Ne demeye çalışıyorsun Cansu? Açık açık konuşsana kızım. Cansu ne oluyor? İyi uykular Rıza amca. İyi uykular. Sen iyice manyadın mı ya? Adıma neler diyorsun öyle? Sana ne be? Ay, bak Tila onu da almamış görüyor musun? Ya arkadaş nasıl uyuyakaldım öyle ya? Dur oğlum deli dana gibi dönelim durma. Sepet yok servise çıkmış. Tabii biz uyuyup kaldık. Adamcağız da o zavallı haline kalkmış servise gitmiş. Baba beni niye uyandırmadın? Abi bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olduğu yok. Servise çıkmıştım. Mehmet sen benimle gel bir karakola görünelim oğlum. Misin? Aşkım. Bir şey söyle. Gitti değil mi? Gitti. Nereye gitti? Ne yapacak? Niye kimse aramıyor? Niye kimse bizi bulmuyor?
gideceğiz burada. Ya şimdi niye psikiyatra gidiyoruz anlamıyorum. Emir'i merak ediyorum diye hastayım yani, öyle mi? Cansu, bunu seninle tartışmayacağım. İlaçlarını değiştirmemiz gerekiyor ve doktora gitmek zorundayız. Bitti, bu kadar. Merhaba Levent. Merhaba. Merhaba. Aşağı mı yukarı mı? İkisine de. Şey, siz okula gitmeyecek misiniz? Hayır, neden sordun? Emir'den haber alamıyoruz da. Belki bugün okula gelir, ben de bir haber alırım. İçim rahatlar diye düşünüyordum. İçin niye rahatlıyor ki böyle bir şey için? Ya Emir ortada yok çünkü. Ne evde, ne okulda, arabası da yok. Ya işin garibi sadece ben değil, ne babası, ne Hande, ne Koray, hiçbirimiz haber alamıyoruz. Cansu, geç kalıyoruz. Bir saat sonra Ünal gelecek. Kapıda kalmasını istemezsin herhalde, değil mi? Bir saniye, bir saniye. Sen Emir ortada yok dedin, değil mi? Ne zamandır bu böyle? Tam olarak bilmiyorum. Yani şu benim ifadeyi yanlış vermemden sonra Emir'le aram bozuldu. Dün fark ettim ben de. Ama işin garibi, Koray'ın da haberi yok. Garip. Evet, evet, ben de bunu söylüyorum işte, garip. Yani Koray'ın böyle bir durumda Emir'den haber alamamasının imkanı yok. Feriha kayıpken bir de. Cansu, hadi hadi gidiyoruz. Ben senin bununla bu kadar ilgilendiğine inanamıyorum. Oh be, sonunda biri beni dinledi yani. En tahmin etmediğim kişi hem de. Kendine harika bir dinleyici buldun, ne mutlu sana. Bir haber mi var? Yok, bir haber yok Hande. Bir şey söyleyeceğim. Emir gerçekten ortada gözükmüyor mu? Yoksa Cansu'dan kaçırdığınız için mi böyle davranıyorsunuz? Bu soruyu bana değil. Koray'a sorarsanız daha iyi olur. Cansu'nun söylediğine göre Koray'ın da Emir'den haberi yok. Tamam Mehmet, tamam. Oğlum bak, habersiz bırakma bizi, değil mi? Ha. Bir de babana mukayyet ol çocuğum. Allah'a emanet ol. Ne olmuş? Ne olmuş Haç abla? İşte bunlar yine bu karakola uğrayalım diye gittiler. O pisliğin babası, anası da oradaymış. Allah'ım sen yardım et bize ya. Haç abla, Zehra ablanın başına gelenler aklıma geliyordu. Böyle elim ayağım titriyor ha. Ana, yoksa Zehra abla çıkıp gelirse? Kız öyle deme Gülfin. Vallahi buna malum oluyor, ne oluyor? Her telefon et işte. Bize diyor Feriha hasta diyoruz. Çağırın bir konuşayım diyor, bir sesini duyayım diyor, bir nefesini duyayım diyor, bir nefesini. Ya işte ana yüreği, ta oralardan hissediyor demek ki. Abla, bu Gülsüm'ün böyle rengi rusvarus olmuş ya. Kurumuş gül yaprağına dönmüş, içi fos almış kızın. Ana, tabii kardeş yarısı etkilendi kızcağız. Çok kötü olmuş ablacığım. Haş, sizden içi şişti de ondan. Ben bir gideyim bakayım. Gülsüm, hadi gel seninle bir dışarı çıkalım ha. Şöyle kız kıza konuşuruz, dertleşiriz. Hadi için açılır. Beni yalnız bırak. Niye cevap vermedi? Kim ki? Okuldan kız arkadaşım merak etmiştir beni. Tabii. Bak Gülfida. Hani demin demiştim ya sana, anası içinden hissederdi. Vallahi benim yüreğim bir acıyor ki, bir sıkılıyor ki bu Gülsüm için. Zannedersin böyle diken tarlasına düşmüşüm de batıyor her yanlarıma.
bu yüreğim, kafam ikiye ayrılmış. Yarısı Feriha'nın peşine koşuyor, yarısı da Gülsüm'e kahroluyor kardeşim. Ana, demek tek derdi Feriha değil ha. Vay ya, değil. Öyle olmuş olsa dayısının yanına durur, destek olur, Mehmet'e destek olur. Benim kızım nasıl abi, saksıda çiçek gibi oturuyor. Konuşmalar unutacak yavrum. Ne dertli başım varmış benim. Ne dertli başım varmış. Merhaba. Merhaba. Oğlunuz Emir iki gündür evde yok. Haberiniz var mı bundan? Yoklamayı okulda alıyorsunuz diye biliyordum hoca. Ben ciddiyim. Arkadaşları da ona ulaşamıyor. Ne güzel. Sonunda doğru kararı alıp kafa izne çıkmış demek ki. Feriha kaçırılmış kendine. Bu konuşma ilginç hale almaya başladı. Karın ağrınız nedir hoca? Benim bir karın ağrım yok. Emir ortada yok. Bunun Feriha ile bir ilgisi olabilir. Evet. Aylardır hayatımızdaki her şey o küçük kızla ilgili zaten. Üzgünüm. Bu konu sizin kadar ilgimi çekmiyor. Bakın beyefendi. İkisi de tehlike altında olabilir diyorum. Yani şu an itibariyle oğlunuz Emir tehlike altında olabilir. Oğlum için endişelenmeniz gözlerimi mi yaşartmalı? Bak hoca. Bu benim oğluma ne ilk ne de son ulaşamamam. Emir'in tarzı budur. Kafası bozulur. O isteyene kadar onu kimse bulamaz. Şu an evinde uyuyor bile olabilir. Umarım yanılan ben olurum. Beni oğlumu sizin kadar tanımamakta suçluyorsunuz. Bu fazla iddialı olmadı mı artık? Bakın beyefendi. Biz Emir'le birbirimizi öldürecek hale bile geldik. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki oğlunuz Emir, Feriha bir akıl hastasının elindeyken ne kafa izine çıkar ne de yukarıda yatar. Konuşsana Feriha, cevap ver. Feriha. Gel gelinim. Çok güzel oldun gelinim. Çok güzeldi. Ne oluyor lan? Sabret. Birazdan göreceksin. Birazdan kendi gözlerinle göreceksin. Önce mamanı verelim değil mi? Görmeyince daha heyecanlı oluyor değil mi? Öldüreceğim onu seni. Daha çok yakıyor değil mi? Ha? Çünkü daha fazla. Bu gece bizim için uzun, senin için kısa olacak. Bu gece kutsal görevini yerine getirip aramızdan ayrılacaksın şeytan. Geberteceğim oğlum seni. Ben buradan bir kurtulayım. Gece düğünümüz var. Yok.
Bak gelinimi. Geberteceğim oğlum seni. Buradan bir kurtulayım ben. Geberteceğim lan seni. Bırak. Bak gelinimi. Daha mı yakından görmek istiyorsun? Bırak. Öldüreceğim oğlum seni. Bak. Ne güzel olmuş değil mi? Adam mısın lan sen? Ha? Bakma oraya. Feriha duyuyor musun beni? Bana bak. Feriha oraya bakma. Feriha bir şey söyle bana bak. Oraya bakma. Feriha bana güveniyor musun? Çıkacağız buradan. Otur. Sabret. Senin de çilen bitecek.
Gel geldim. İşte Feriha'm. Düğünümüz. Bak. Bunlar misafirlerimiz. Bu da şahidimiz. Misafirlerimizin eski bir gramofonu varmış. Ben de bugüne özel bir şarkı seçtim. Günün anlam ve önemine uygun. Normalde düğün dansı nikahtan sonra yapılır ama şahidimiz dansımızı kaçırsın istemem. Kutsal görevini yerine getirdikten sonra bize veda edecek. Evet. Vakit geldi. Ben Halil Çetin Feriha Yılmaz'ı bütün kalbimle karılığıma kabul ediyorum. Sen de sıra Feriha. Ben imzalayamam ki. Kocacığım. Ahmet Bey. Sus köpek. Sıran gelmedi daha.
Hadi Feriha, konuklar bekliyor. Feriha Yılmaz da beni kocalığa kabul ediyor. Sen de şimdi şahitliğini yapacaksın. Ellerimi çözmezsen şahitlik yapamam. Ellerini çözeyim öyle mi? Tabii. İmza atmam lazım. Nasıl olacak? Korkak mısın sen? Yiğit adam. Cesur yürek. İğnelerle uyuşturduğun bile kolu bağlı adamdan mı korkuyorsun? Korkak değilim ben. Yer o zaman. Gevşet şu sandalyenin iplerini de. Atayım imzayı. Bak iğnemi yedim. Hala korkuyor musun benden? Karımın önünde küçük düşürmene izin veremem. Feriha'm sen ne diyorsun? Şimdi... yani şahit olmazsa... evlilik geçersiz olur tabii. Feriha'm doğru söylüyor tabii. Şahitlik olmadan olmaz. Feriha, anahtar. Al anahtarı git. Polise gidin. Polise gidin. Git buradan. Emir gitmem. Git buradan Feriha. Gidemem. Feriha git. Emir! Buradan. Ben artık başımıza gelen bu belayı Zehra'dan saklayamam. Baba, bunu anneme yapma. Geceli gündüzlü tam 4 gün geçti. Bu felaketi daha fazla saklayamam ben. Alo? Evet, kardeşim ben. Ya ne demek biz gelemeyiz? Neredelerse oraya gitmemiz lazım işte. Tamam, geliyoruz. Ne diyorlar? Bir ihbar gelmiş. Bizim karışmamızı istemiyorlar ama. Karakola çağırdılar. Yürü. Hadi. Dur, ayağımıza hadi, dolanma şimdi Hatice. Dayanamam abi, geliyorum. Alo Emir, Seher ben. Bak şimdi. Seher. Feriha ben, bak şimdi. Halil'in ev. Sattıkları ev. Biz
bizim evlendiğimizde oturacağımız ev. Hemen polis çağır. Feriha? Alo? Ya ne gelmez taksiymiş bu ya. Ne oldu? Karakola gitmemiz lazım. Atla hadi. Alo Mehmet. Feriha aradı. Ne? Halil'in bir sattığı bir ev mi ne varmış? Evet oradalarmış. Hocam Feriha aramış. Hadi bekleme tamam. Hadi. Gülsüm ben de karakola gidiyorum. Hadi inşallah herhalde bulduk Feriha'yı. Feriha kurtulacak. Kurtulacak. Ben senin celladın olurum demedim mi? Halil! Kardeşim kaç gündür neredesin ya? Sen öldürürüm kendimi. Gerçekten o kadar çok mu seviyorsun onu? Gidemezsin! Feriha'mı götüremezsin!